Ya hayatımızı çok belirgin şekilde etkileyen bir virüs hikayesi var. Ne? Ne virüs? Koronadan bahsediyoruz. Korona ne abi? Yok yok biliyorum. Duymuşluğum var. Duymuşluğum var. Güldür güldür de geliyormuş gibi görünüyor. Hayırlısı olsun inşallah. En son Dünya Sağlık Örgütü galiba dünyayı etkileyen virüslerden bir tanesi olarak kabul edecek. Evet. Şeyde yayılım hızıyla vesairesiyle. Gürce söyledi, pandemik olarak kabul pandemik edilmiş. Olarak, evet, edilmiş ya da edilmek üzereydi hikayesi. Birazcık bir iki değişik açısından yaklaşarak konuyu biz de bir ele alalım. Üzerinde merak ettiklerim de var. Duygusal, yani benim olduğum yerden bir markacı olarak, reklamcı olarak değerlendirdiğimde aslında çok fena altında ağır bir komplo teorisi yatıyormuş gibi de görünüyor. Yani politik bir tarafı da varmış gibi görünüyor. Çünkü yani gripten de o kadar sayıda insan, o oranda o kadar sayıda insan gripe yakalanınca onun belli bir oranı ölüyor. Yani zaten hassas olan grup, çok yaşlı, bebek ya da özel hastalıkları olan insanlar bundan zede görüyorlar. Henüz oranlar kabaca gördüğüm kadarıyla başka bir gripteki oranlardan daha farklı değilmiş gibi görünüyor. Bulaşma hızı çok yüksek. Yani diğerlerine göre çok hızlı bulaşıyor. Bütün hikaye o zaten. Şimdiye kadarki en hızlı bulaşma ve yayılma eğrisine sahip olduğu için biraz panik ama yani bize zaten bu devirde panik olacak şey lazım. Yani bu da tam 12'den vuran bir mevzu. Olacaktı zaten yani bu da. Ama bu bana mesela bu yani evrimsel bir bakış açısıyla da mevzuya bakıp bu virüslerle bizim ilişkimizi, bizimle dünyayla olan ilişkimizi, o makro evren, mikro evren arasındaki hikaye ilginç geliyor bana ya da iç kaşıyıcı geliyor. Yani bir canlı var, dönüşüyor, bir biçim alıyor, yeni bir biçim. Aslında evrimin göstergelerinden bir tanesi. Yani kendi içerisinde evrimleşiyor, çok bir yeni biçime kavuşuyor. Ve bu biçim, işte dünyadaki bir sürü önemli bir hegemonyaya sahip olduğunu zannettiğimiz, hani önemli bir güce sahip olduğunu zannettiğimiz bizi gerçekten, hani bu virüs için söylemesek de başka bir virüste çok önemli ölçekte zedeleyebiliyor, etkileyebiliyor. Böyle bir güce sahibiz. Bizim de dünyayla böyle bir ilişkimiz var aslında. Yani biz de aynı şekilde gelişirken, değişirken, tüm davranışlarımızı evriltip, yani kültürel davranışlarımızı evriltip yaşadığımız dünyaya, hatta belki bir süre sonrasında, şimdi sadece gözümüz Mars'ta, yaşadığımız evrene etkileri olacak, bir sonucu olacak. Bu iyi ya da kötü diye birisi tarif edebilir mi, edemez mi bilmiyorum. Böyle bir izlek varmış gibi görünüyor. Ne dersin bu hikaye üzerine? Yani bir virüsün bizle ilişkisinin böyle bir saçma bir yere gidiyor olması. Bu zaten tek değil. Yani canlılık tarihiyle, evrimsel biyolojiyle falan ilgilendiğin zaman ya işte bir dinozor hikayesi en bilinen hikaye ama işte bir dönem hani Jura'nın hemen öncesine kadar, jeolojik bir dönem olan Jura'nın öncesine kadar gayet dünyada hakim temel türken sonra işte bir şey oluyor, işte rivayete göre ya göktaşı düşüyor ya memeliler çıkıp onların yumurtalarını yiyor falan. Bir şekilde dünyayı başka canlılara bırakıyorlar. Şimdi bu bir devri daim. Bizim temel sıkıntımız insanı çok bu biyolojik alemden farklı bir yerde gördüğümüz için bize olan şeyi çok özel zannediyoruz. Yani işte dün vebadır, o kara vebada işte Avrupa'yı kavuran şey, işte çiçek falan hastalıklarını öldürdüğü insan sayılarına falan bakıyorsun. Yeni değil yani biz böyle şeylerle, salgınlarla çok karşılaşıyoruz ama genel olarak koronavirüs üzerinde olmasa da yani virüs gerçekten insanın yeryüzünde yayılma örüntüsüne çok benzeyen, sanki insan ondan örnek almış gibi diyebileceğim bir yapıya sahip. Yani bir kere virüs bir konakçıya, bir hücreye giriyor. Virüsün temel çoğalma mantığı bu. Kendi DNA'sını oraya verip, yani yapı planını diyelim, hücreyle beraber çoğalmasını sağlıyor. Ve hücrenin içerisinde on binlerce kendi kopyasını üretiyor. Sonra hücreyi patlatıp başka yerlere çıkıyor. Bu arada virüs tek başına aslında canlı değil. Ha, şimdi onu soracaktım sana. Tabii. Yani öyle de bir muamma var değil mi? Yani canlı mı değil mi diye bir karar veremediğimiz bir şey. Çünkü kendi başına canlılık özelliği göstermiyor. Mesela metabolizması yok, üremesi yok. İşte bir şekilde hani kendi kendine bölünüp çoğalamıyor falan filan. Bir besin alamıyor, bir reaksiyonlar zinciri yok içinde. Sadece bir kod, işte o yüzden bilgisayar virüsüne de virüs diyoruz ya, o da böyle bir kod aslında. Bir yazılıma, bir bilgisayara girince o da kendi ürettiği gibi bu bizim virüsler de canlı hücreler de kendi üretebiliyor. Dolayısıyla aslında sadece virüsün öldürücülüğü bizim aklımıza geliyor ya da hasta ediciliği ama virüs aslında hücreden hücreye hatta türler arasında genetik bilgi kodu taşıma aracı. Yani virüsler bir yerden aldığı bilgiyi kendi genomlarıyla beraber ekstra bilgi de alıyor oradan çünkü kopyalama sırasında. O kopyalama işleri hiç hatasız değildir. Mesela benim bir hücreme virüs girdi. O hücrem içinde çoğaldı, patlattı.
patlatıp da serbest kalan virüsler benim de DNA'mdan kodlar içerebiliyor. Ya da virüs benim hücreme giriyor, bir DNA parçası takıyor ama hücremi öldürmüyor. Bu hücrem bölünürken o DNA'yı da kopyalayıp yeni kopyalara veriyor. Mesela bizim böyle hücre DNA'mızda antik dönemden kalan kodlar var. Bu kodlarla akrabalık testi yapılıyor. Mesela bir tane pseudogen dediğimiz işte o DNA dizisi var. Bizde de maymunlarda da var. Ona bakarak diyorsun ki bu ilk defa bir virüsle insanla maymunun ortak atasına bulaşmış. Dolayısıyla kopyalama sırasında maymunlara da bize de gelmişler. Bu pseudogenler mesela evrimden önemli kanıtlarından biridir. Dolayısıyla aslında virüs bir gen taşıyıcısı, bilgi taşıyıcısı. Belki de çeşitliliğimizde falan çok çok etkili. Ama şimdi her şey insanın sağlığı ve uzun yaşamı merkezde olunca bir de böyle her şey zaten kötü gidiyor lan bir de virüs mü çıktı falan diye iyice panik olmamız normal aslında. Hani öleceğiz netice itibariyle ondan korkuyoruz. Ama öldürücülüğü o kadar yüksek değil. Yani korona, ben bu arada hiç virolojisini merak etmedim. Hiç bakmadım yani nereden geldi, ne mutasyonu, yarasa marasa dediler. Öyle sadece kulağıma çalınan işler. Gerçekten ilgimi çekmiyor. Çünkü benim esas beklediğim derken yani yanlış anlaşılmasın. Böyle bir beklenti zaten dünyada var ama esas felaket şöyle bir şey olacak. Antibiyotik kullanımı kaynaklı biz bir bakteri yetiştiriyoruz şu anda muhtemelen ve farkında değilsin. Virüsler zaten spontan mutasyona uğrayıp bir sürü yeni çeşit yapıyorlar ama biz bakterilere şöyle bir şey yapıyoruz. Devamlı antibiyotik verip zayıf olanları öldürüyoruz, kuvvetli olanları seçiyoruz. Seçiyoruz. Onlar ölmüyorlar, devam ediyorlar. O kuvvetli olanlar yüzünden yeni antibiyotikler yapıyoruz, onları öldürüyoruz ve bir süre sonra hiçbir antibiyotiğimizin kâr etmediği bir bakteri çıkabilir diyorlar. Buna işte X hastalığı diyeceğiz belki diye, hani her şeyi tüketen, insanı öldürecek şey. Çok hızlı yayılacak, durduramayacağız falan gibi. Benim hep, yani biyoloji yıllarımdan beri temel dipte yatan korkum budur. Böyle bir hastalık ne zaman gelecek acaba diye. İşte bütün dünyada şimdi antibiyotik kullanımının kısıtlanması falan da bu korkudan kaynaklanıyor. Evet, Türkiye'de de epeyce sert önlemler aldılar. Aynen. Ama mesela koronavirüsün bir biyolojik silah olması bilmem ne falan filan gibi komplo teorileriyle özellikle hiç ilgilenmiyorum. Onda bir sebebi var temelde. Biyolojik silah yapacak kadar işte evrime, mutasyona, virüse, bakteriye, canlıya aşina olan bir bilim insanı ya da bir araştırma grubu. Şunu çok iyi bilir ki sen bir biyolojik silahı saldığında, elden çıkarttığında artık onun kontrolü sende değil. Ve oradaki rastlantısal mutasyonların neye dönüşebileceğini kontrol etmemizin bilinen bir yolu yok. Yani sadece ben bilmiyorum deyip bilinen bir yolu yok. Çünkü canlının nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Dolayısıyla doğaya bir biyolojik silah salmak demek kendi ölüm fermanına da imza atmak demektir aynı zamanda. Dolayısıyla akıllı bir adamın yapabileceği bir iş değil. Genel komplo teorileri bir biyolojik silah organizasyonu ile ilgili değil daha çok. Bizim televizyonlarda gördüm o yüzden söylüyorum. Daha propaganda yani o iletişimi yöneterek insanların algısını manipüle etmeye dayalı olan şey. Tabii abartıyorlar falan. Grip var. Yani öyle ya da böyle Çin'le ticaretimiz bloke oluyor ya da bir sürü ülkeyle ticaretimiz dengelenebiliyor. İstediğimiz gibi bu süreci yönetebiliyor ya da yürütebiliyoruz. Muş gibi. Yani bu neye gelişecek ya da neye evrilecek bilmiyorum ama şimdi bunların konuşması bir olasılıkmış gibi de görünüyor ama tüm komplo teorilerinde olduğu gibi bilinmesi gereken 30 şey bildiğimiz 3 şey var. Geri kalan 27 bilinmezin içerisinde yani görüyoruz. İsim vermeyeyim şimdi televizyonda mesela adının arkasında stratejist olanlar konuşuyor. Bizim virologlar böyle ekran karşısında oturup onları dinliyorlar. Yani adam virolog da herifin işi bu yani virüslerin bütün işte bizim Kaan'ın katıldığı birkaç programda görmüştüm. Kaan Yılancıoğlu. Yani böyle herkes bir şey anlatıyor. Bizimki tam bir şey söyleyecek ama bir dakika falan Amerika işte eski örgütler falan filan diye. Bilgiyle işimiz yok yani. Biz bu işin en çok ya fikir de virüs gibi biliyor musun? Yani böyle komplo duygu korkuyoruz falan. Korku. Yani, evet. Asıl hikaye işte. Korkuyla yürütme. Ya yani korkunun ecele faydası yok. Şimdi bir virüs eğer böyle bahsedildi ya da bizim zannettiğimiz ya da bize aktarıldığı gibi tehlikeliyse yani dünyada sınırları da kapatsan bu virüsün yayılmasını engelleyebilmenin bir yolu yok. Bir kere bu yayılacak eğer bu şekilde çok bulaşan bir şeyse. Bir bakın yani normalde bilmemiz gereken şey bulaştığı insanların yüzde kaçını öldürüyor. Şu anda öldürme oranı oldukça düşük koronavirüsün ama sorun şu belirti vermeden çok yayılıyor. Ve çok yayıldığında da neye dönüşebileceğini henüz bilmiyoruz. Daha başlangıç bir önlemimiz de yok. Aşı maşı da henüz geliştiremedik. Ama bunların hepsinin ötesinde böyle çok rahatsızlık var da şu anda bunun
muhtemelen PR'ını yapmak için gerekli ve uygun zaman gibi gözüküyor. Bu anlamda komplo teorilerine sonuna kadar katılırım. Yani bunun kesinlikle arkasında bir şey var. Yani çünkü bu virüsü ben ilk nasıl gördüm? Herkes de öyle görmüş. Canlı canlı yarasa yiyen bir Çinli'nin görüntüsüyle beraber servis edildi bu. Ya bu pis herifler her şeyi yiyor. Bak ondan dolayı koronavirüs çıktı burada. Yani yiyince virüs çıkmıyor. Mesela biz bunu hepimiz biliyoruz normalde ama bu eşleşme öyle bulaşan bir şey değil yani. Yani şu anda mesela ben yemin ediyorum, bak ben bu kadar ilgilenmeyen adamım. Sana yemin ediyorum, bu hiçbir abartı yok. Antalya'dan buraya dönerken bir uçağa bineceğim. Uçağın yarısı Çinli, yarısı çocuk. Çinlilerin de ağzının yarısında maske var. Ben yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Ben şimdi bu uçağın buradan sağ çıkamam ben falan diye. Ya o imaj bana bile yerleşmiş. Dolayısıyla böyle bir pompa var. O Çinlileri de niye o kadar çok da Antalya'da bilmiyorum. Hepsi sınır dışı mı ediliyor, ne oluyor? Burada ya işte, turisttir adamlar. İstanbul Çinler gelsin diye ölüyorduk yani. Aynen öyle. Ve mesela çocuklar da özellikle bağırıyorlar, çağırıyorlar, uçağın içinde hoplayıp zıplıyorlar. Yani yeterince hareket var böyle. Korku filmlerinde virüsün bulaşıp da herkesi öldürmesi için gereken her türlü altyapı var. Çok şükür henüz daha öksürük tıksırık başlamadı. Yani iki hafta oldu uçak seyahatin üzerinden. Bir şey yok gibi gözüküyor. Esas aslında senin kafanı kocadan mevzun bu olmadığını biliyorum da ben bir mesela biyolog olarak rahatsızlığım. Hep bu konu geçtiğinde, bir de çok fazla geçiyor malum bu aralar. Hatta yani inanmazsın, Can Canan'ın bile bir konusu koronavirüs oluyor. Yani o derece masaya gelen bir mevzu. Ki en konuşulacak şeyleri konuşmakla alakalı başladığımız bir hikaye. Ama buraya gerçekten şöyle yaklaşmak istiyorum. Yani bir virüs canlı olup olmadığını bile bilmediğimiz bir virüs. Öyle ya da böyle bizimle bir iletişim, biz bunu iletişim diye tarif ediyoruz, virüsün bundan haberi yok. Biz yeterince yaygın olduğumuz için belki olacak. De vardır. Ha var mıdır ya da yani böyle bir bilinç var mı ya da hani mesela başka hayvanlara değil de bir yani insana yerleşiyor olma bir tercih midir mesela virüste? Normal. Ya böyle bir şey, bir bilinç gelişebilir mi ya da bir tercih nedeni olabilir? Koronavirüs gibi virüslerin ya da işte domuz gribi hayvanları konakçı olarak kullanan virüslerken kimlik kartı tanıma sistemlerindeki değişiklik yani mutasyon nedeniyle artık insana bulaşabilir hale geliyorlar. Zaten bütün bu hayvandan insana virüs bulaşma hikayesinde o bir kimlik kartı tanıma sisteminde bir değişiklik var. Şey gibi düşün yani işte bir kartın var, senin odanı açıyor ama yönetim katına giremiyorsun. Ama kartın şifresinde bir mutasyon oluyor, yönetim katına da girebilir hale geliyorsun. Ve elinde bu kartlarla gezen binlerce insan düşün, sürekli bütün okuyuculara tutuyorlar. Aa bir gün açınca oradan da giriyorlar. Bu bir nevi bilinçsiz zombilerin boş buldukları her yere girmesi gibi. Aa şimdi, insana da giriliyormuş, tabii. Giriliyormuş. Burası çok iyi elbette, hani böyle bir şey olmuş. Şimdi mesela evrimsel biyolojinin gerçekten temellerini anlamadığın zaman ya böyle bir şey ya işte Allah'ın bir gazabı ya biyolojik silah ya bilmem ne gibi rahatlıkla gözükebilir. Çünkü yoktu, löp diye bir şey çıktı. Şimdi o çıkan şey zaten hep çıkıyor ama çoğu mesela hasar vermiyor, gözümüze çarpmıyor. Bize değil gidiyor başka bir canlıya bulaşıyor. 10 milyon canlı türüyle yaşıyoruz. X hayvanından Y hayvanına geçen bir sürü virüs oluyor. Bizim bundan haberimiz olmuyor. Onu bambaşka bir hastalık sanıyoruz ya da hiç görmüyoruz. Ama bize bulaştığı zaman tık birden aa falan ne oldu oluyoruz. Yani bu zaten hep olan bir şey. Son derece normal bir şey ama çok kalabalığız, tıkış tepişiz. Aynı o virüsün bulaştığı yerlerde yapmaya çalıştığı şeyi biz dünyaya yapmışız. Yeterince kalabalık ve yayılmış bir şekilde dip dibe gelmişiz. Evet. Dolayısıyla birbirimize çok hızlı bulaştırıyoruz. Ya bir de işte muhtemelen o yeni oluşan mutasyona karşı... Ya şey, bu arada şey var, koronavirüs hala da mutasyon geçiriyor. Yani bütün virüsler zaten öyle. Bu da mutasyona uğramaya devam ediyor. Şimdi korku şu... Eğer bu bulaşma silsilesi içerisinde marjinal büyük bir mutasyon geçirirse tam olan aşı yaptık derken böyle bir versiyon çıktı. Hadi bakalım yeni oradan gittin ne yapacağız falan filan gibi. Yani son derece doğal bir şey olacak. Bu da olan doğal şeylerden biri. Ha, bana koronavirüs bulaştığında ben bu kadar rahat konuşabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bir solunum dolaşım zafiyetimiz yoksa Allah'ın izniyle ölmeden yırtarız diye düşünüyorum bakalım. Büyük felaketlerin... Ulan videodan sonra iki hafta sonra da yakalayabilirim. Ne enteresan olur. Onu da çekeriz. Tövbe diyorum, tövbe. Büyük felaketlerin tümünün yani felaketin fecihatinden farklı bir şey daha, bir pozitif yan etkisi oluyor. Mesela böyle büyük felaketlerle beraber bir şeyi anlıyoruz ya da fark ediyoruz. Tüm dünyanın biz olduğunu fark ediyoruz. Şimdi önce işimiz kolaydı, Çin'deydi, hatta Wuhan'daydı falan yani. Wuhanlılar, aşağılık yaratıklar, yarasa yiyorlardı. Sonra Çinlilerdi. Sonra yok İran'dı, İtalya'ydı. Lan İtalyanlar da o kadar kötü değildi aramızda hani bilmem ne falan. Makarna var sonuçta. Makarna var sonuçta. Derken yani hani öyle ya da böyle kaçınılmaz bir sürece. Umarım gelmez tabii ki Türkiye'ye ama bu salgın gerçekten. Ya da bu biçimdeki bir salgın
böyle büyümeye devam ederse dünyanın tümünü etkiliyor olacak ve artık birinin Çinli ya da birinin İranlı ya da birinin isminin ne olduğunun önemi olmadan hepimizin insan olduğu bir sepetin içerisinde düşünmek zorunda olduğumuz yeni dönem ahlaki kararlar çıkmaya başlayacak gibi de görünüyor. Böyle de bir hikaye var bu işin arkasında. Yani yeni bir tanımla bir şey koymak zorunda kalacağız. Yeni sorular sormak zorunda kalacağız. Senin Ağustos depremiyle ilgili geçmiş gazetede söylediğin şey çok güzeldi. Yani çok kötü bir hadise ama sağ sol öbürü Alevi Sünni falan demeden biz demeye başladık. Demeye mecbur kaldığımız bir tokat. Evet, aslında. Evet. Yani insanlık zaten ancak böyle bir şeyde birleşir. Bakarsın filmlere işte. İşte ya uzaylılar istila eder, ya dünyayı sel basar, ekseni kayar bir şey olur. Ama yeni ahlaki şöyle sorular da var. Yani hala eski zihinle eğer hani ben kendi ülkemdeki toprağımdaki ya da benim içindeki adamlar şunlar şuydu falan diye ayrıştırma zihninin dışına çıkıp bir şey yapmadığın sürece hızlı bir şekilde dünya olarak örgütlenip ortak bir şeye karar verebilme becerisi geliştirmediğin sürece bu tarz büyüklükteki felaketler, bu arada iklimsel değişiklik de bu ölçekte bir felaket biçimi. Tabii. Ya da işte mesela işte teknolojideki değişim, genoma oynanan çocuklar hikayesi de bu tarz bir değişim. Tüm dünyayı etkileyecek bir iki kuşağın içerisinde ki olacakmış gibi görünüyor yani hani burnumuzun dibinde. Bu virüsle korona da biraz bunu da hatırlatıyor bana. Yani sana hatırlatıyor sadece. Keşke herkese bunu hatırlatsın. Ama çok burnumuzun dibinde işte yani yeniden bir şey diyor. Çinliler kötüymüş demenin dışında başka bir şey demek zorundayız bu konuya bakış için. Aynen. Yani Çinliler kötüyü şimdiye kadar kullandık ya da Çinlileri değiştir oradaki her şey değişebilir. Bir şey kötü böyle çık işin içinden çözmeyecekmiş gibi görünüyor hikayeyi. İsim versem mi? İsim vermeyeyim. Benim üye olduğum bazı WhatsApp grupları var. Öyle diyeyim. Tamam. Bazı WhatsApp gruplarında şimdi gerçi onlar kendilerini kesin bilecekler ama zaten muhtemelen bunu seyretmiyorlardır diye düşünüyorum. Seyrediyorlarsa mosmor olacağım. Ama şu var mesela koronavirüsle ilgili haberler paylaşılırken mesela gruplardan bir tanesinin işi sürekli hükümete giydirmek. Lan bunu da beceremediler. Bak neredeyse gidecek. Mesela bir fotoğraf vardı meşhur. Bir işte beyaz koruma giysili adamlar ceset taşıyorlar. Aha. Bir yerin böyle bir ambar kapısı gibi bir yerden çıkıyorlar. Bu diyorlar bilmem ne havaalanının yani Türkiye'de bir havaalanının arka kapısından çekildi diye. Fakat duvarda kocaman Çince tabela var ya Çince yazıyor. Ve o fotoğrafı bizim o koca koca master doktora yapmış öğretim üyesi falan mensupları bulunan bir grupta paylaşıp ya işte bak böyle bittik biz falan diye. Yani şimdi ben oradan bu nabzı takip edebilirim. Daha demek ki o kadar yayılmadı, o kadar korkutmuyor. Yani şu anda hala eski alışkanlıklarımıza aracı. İnsanların zaten felaketleri bir uyarı olarak algılayabilmesi için belli bir eşiklerin üzerinde o tokadı hissetmeleri gerekiyor. Şu anda sadece uzak bir korku. Yani bilmiyorum İstanbul'da vaka tespit edilince mi, Ankara'da iki kişi ölünce mi ayarız, ne yaparız bilmiyorum ama hala koronanın o etkiyi oluşturmadığını ben o tip toplulukların muhabbetlerinden, internette dönen geyiklerden görebiliyorum. Bir global felaket algısı değil ama uzaktan uzağa böyle sanki bir bilim kurgu filmi seyredermişçesine ya da bu Plague Inc. diye bir oyun vardır işte tabletlerde falan meşhur dünyanın bir yerinde salgın başlatır herkesi öldürmeye çalışırsın oyunun kuralı bu yani ben çok oynuyordum bu ara bir ara onu. Sağlam farkındalık işi. Onu seyredermiş gibi geliyor biraz insanlara. Çünkü hakikaten o kadar öldürücü değil. Stephen King romanlarındaki kadar. Ama bir taraftan veriler korkunç. Ya bir geçen bir yer şeyde ya Brüksel'deyken ne zaman televizyonu açsam CNN otelde çalışıyor. CNN neredeyse 24 saat alttaki bantta işte korona salgını diye şey geçiyor devam. Devamlı onunla ilgili haberler. Yani artık baka baka ben de ulan ne oluyor bir şey oluyor da benim mi haberim yok dedim. Baktım aynı hikayeden ama çok ciddiye. Ya şeye yani hani ben biraz algı standartlarını kontrol edebildiğimi zannediyorum. Hani Avrupa'daki duruma da bakıyorsun. Mesela gerçekten market yağmalamaya ramak kalmış gibi. Yani bir adım... Yağmalıyorlarmış hatta biraz önce. Nerede? İtalya'da mı? İtalya'da götürüyorlarmış. Ya, gerçekten hani o sınır... Çünkü öyle yani algı öylesine büyük bir volümle getirildi yani. Hani bu hastalık altında kimse ya oranı neydi, kaç kişi ölecekti diye değil. Yani bu virüsle alakalı büyük bir fobik zemin oluşturuldu. Bu zeminin üzerinde şimdi artık bir domino taşı daha devrildiğinde insanlar büyük refleks verecekler. Bizde değil ama bizde kelle paça çorbası olduğu için bizde problem yok yani. Kelle paça budur. Tavuk çorbası ya da. Ya bir kısım hep böyle ele alıyor mevzu ya da ele alacak. Ya da belki ne bileyim yapabileceği iyi de bir çözüm yok. Yani bu yine de olası genel düşüncenin içerisinde belki en sağlıklısı bile olabilir yani. Yani gayet sağlıklı. Sirkeli su, tavuk
Lokanta çorba. Çünkü bir çözüm yok yani yapabileceğin. Yani işe gitmeyeceksin falan ya da işte hani böyle iyice elit edilmiş bir... Ki o da korkuyu arttırıyor falan. Buraya topluca başka yani ortak insanların birlikte hareket etmek zorunda olduklarını fark ettikleri ikinci bir yöntem gerekecek gibi görünüyor. Mecbur kalacağız. Koronavirüse karşı. Koronavirüse karşı ya da bunun gibi bir dünya felaketine karşı. Ne öneriyorsun sen bir reklam çok güzel. Ben onu merak ediyorum. Yani bir hani bu işlerin nasıl anlatılacağının ilmini yapmış birisi olarak mesela ne olsaydı insanlar bu korona meselesini gerçekten ciddiye alırdı, o biz algısına dönerdi, bu tip ayrımları bırakırdı da ne olur? Mesela bangır bangır her yerde haber var. Onun için anlıyorum. Ben bile ciddiye almaya başladım yani. Bangır bangır her yerde haber var. Haberlerin temel mekaniği korku üzerine kurulu. Korku üzerinde kurulu olan her şey dünyadaki iletişim var olduğundan beri yönetimle ilgili. O yüzden komple teorisi konuşuyoruz arka tarafta. Aynen öyle. Yani çünkü korku tetikleyici bir şey yapıyor. Düzenleyici, dönüştürücü değil. Yani biz mesela bu konuyu şöyle de sığındırıyor insanları. Evet yani sığındırıyor, kaçındırıyor bir şeyle alakalı ve insanlar kaçındığı için korkuya dair bir refleks vermeye hazır hale geliyor. Korkuya dair refleks verme durumu da çok yönetilebilir bir durum. Hep böyle. Yani tehdit edersen, bu seçim öncesindeki politik konuşmalarda anlarsın. Yani bir şeyle tehdit edersen çok daha kolay yönetebildiğin, kolay oya yönlendirebildiğin insan grubu konsolide oluyor. Evet. Yani birincisi fark etmeye ihtiyaç var. Bugün konuşmak istediğim şeylerden bir tanesi de o. Farkındalık hikayesi konuşalım diyeceğim. Fark etmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani hani şunu söyleyerek başlayayım oradaki hikayeyi. İletişimle alakalı biz çok büyük hala yanlış anlar. Yani iletişim kanallarımızın hiçbiri birbirine karşı açık değil. Mesela henüz şeyi öğretmedik yani. Tüm dünyayla ilgili biz olma kavramını, hani hepimize biz deme kavramını duygusal olarak öğretmedik. Hala altında ortada bir elma var. Sen yiyeceksin, ben yiyeceğim. Benimkiler, bizimkiler yesin. O bizimkiler de gittikçe küçülen bir bizimkiler. Önce tabii Türkiye, tabii. Sonra bizim bölge, bizim bir şehir, kasabadakiler, bizim benim arkadaşlarım falan diye. Yani hani bunu daralttığında, ekmek küçüldüğünde hani bu seviyeye doğru getiriyorsun. Biz demek zorunda kalacağız. Önce bunu fark ettirmeye ihtiyaç var. Eğer bu hafıza sürdürülürse, yani Çin'de başlayan bir şey, Çin'de denemeyecek kadar global. Ya da mesela hemen araya sokayım pozitif bir duyguyla. Çinlilerin yardıma mı ihtiyacı var? Biz ne yapabiliriz diyemediğin sürece. Bak bu da bir algı ve bu da çok temiz bir algı. Yani mesela eyvah Çinliler yarası yiyormuş, dangalaklar bilmem ne yerine. Lan çocukların bir yardıma ihtiyacı, ne yapabiliriz? Biz de buna pozitif katkıda bulunsak, bizde laboratuvarlar bununla ilgili çalışıyor mu? Hiç sormadık mesela. Yani belki de çalışıyor birileri. Yani bir sürü bilim insanımız var. Hani ama bu kamuoyunda mevzu değil. Ama bak bu bana ilginç bir şey hatırlattı. İşte bu bizim Brüksel merkezli yaptığımız Avrupa'daki eğitim çalışmaları falan. Oradaki Türklerle işte biraz teşkil mesaiye giriyoruz falan. Orada ilginç bir şey görüyorum. Mesela doğma büyüme işte Hollandalı ya da Brükselli ya da işte ne bileyim işte Almanya'dan oradan buradan Türk kökenli insanlar var. Devamlı ağızlarında ana vatan Türkiye, burası bilmem ne. Türkiye vatandaşlığı yok bir kısmının, oranın doğma büyüme vatandaşı ama vatan Türkiye, bunlar be falan yapıyor. Mesela onlara şey anlattığımda, daha doğrusu önerdiğimde, ya burası sizin memleketiniz, hani bir Türk kültürüne sahip insanlar olarak buraya da bir çare önerseniz, bir şey deseniz dediğimde, daha önce düşünülmemiş bir şey biliyor musun bu? Yani o nasıl bir aidiyet hissiyse, senin gözünü dünyaya açtığın andan itibaren içinde bulunduğun bir kültüre seni yabancılaştırabiliyor. Şimdi bunun, bu Türkiye'de oturan birinin dünyanın dertlerine falan harekete geçememesine dair çok ciddi anlattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya içe kapalı bir o şey. O kadar da evrime ters ki. Şu kültürel evrim bir türlü konuşamadık ama yani hani o mevzuda. Bak sen... burada fırça yedim evrim konusuna devam etmiyorsun diye şeyde Mardin ona göre istiyorlar. Malatya'da. Tamam onu da çekeceğiz şey doğru söylüyorsun. Ha. Eğer senin kültüründe bir problemi çözecek bir nüve varsa, bir sosyal davranış, bir çözüm varsa bunu çoğaltacaksın ki dünya kültürüne yani hani bu o evrimin dönüşmesini, sağlıklı bir şekilde dönüşebilmesini organize etmiş olsun. Sense bunu oluyor, kapatıyor, içine gömüyor, yani kendi içinde muhafazakar bir... Güvenin yok ki, güvenin yok. Yani ben bu adama ne söyleyeyim, bu adam beni niye dinlesin soru işareti var. Yani ben bu insanları suçlamak için söylemiyorum, 5-10 sene öncesine kadar bende de vardı. Ödüm kopardı bir yani...
yabancı beni niye dinlesin? Tam özellikle garplı birisi, bir batılı ya benim söyleyebileceğim ne olabilir falan. Aşağılık kompleksiyle büyümenin bir sonucu belki. Evet evet. O, yani, da, o da ne kadar tuhaf bir durum yani. Ne kadar da haksız bir durum. Ya şimdi yani bunlar şey bana hep çok komik geliyor. Yani 1890 öncesinde imparatorluk ol. Yani aynen, imparatorluk aynen. kültürüne sahip ol dünyada. 20 yılda birdenbire dünyanın küçük işte bilmem necisi falan ol. Halk için çok zor anlaşılabilirliği de çok zor. İşte Atatürk'ün yapamadığı geçiş bu. Yani ömrünün vefa etmedi demiştim ya daha önceki programda. İmparatorluk bir psikoloji olarak duruyordu. Biz yani ne kadar yıkılmış işte bilmem ne de olsan. Yani bir işte Osmanlı'nın devamısın sen. Hani onun bir karizması gidiyor. Bir reset atıyorsun. Senin o yine bahsettiğin sık sık geçmiş gazetede o işte 30'lara kadar, 30'ların sonuna kadar olan bir böyle kendine güven hali, dünyanın sorunlarına laf söyleyebilme cesareti, kendi yağında kavrulma. Böyle düşünebilme hali. Fakir ama onurlu olma. Evet, evet. Fakat bak o neyle Atatürk'le beraber bitiyor fark evet, ettin mi? Evet, Atatürk evet. bitiyor, gidiyor kavga başlıyor. Yani evet, evet, ondan sonra bir yere sığınalım, ondan sonra tabii mesela o en öğretici tarafı senin hikayenin bende o oldu. O psikolojik değişiklik maalesef yine bir adama bağlıymış. Yani onun tercihi ve sürdürülemediği için, işte bir yerde kesintiye uğradığı için ondan sonra biz bir nevi artık terk edilmişlik psikolojisine girmişiz. Yani o iktidar bizi terk etti, o Osmanlı karizması bizi evet, terk etti. Evet. Sığınacak bir yer lazım. Ha, oradan falan derken, girmişiz yani. Evet. Dolayısıyla hala aynı psikolojiyi yaşıyoruz. Bir de ülkedeki galiba siyasal ya da ona işte siyasal mı denir bilmiyorum. Pek de siyasal da değil. Mahallevari bölünme diyeyim ben ona. Çünkü siyasalın arkasında bir düşünmüşlük, bir felsefe olur. Bizde o da yok yani. Adam aynı şeyi yiyor, içiyor. Ve o partiye ve o partiye oy veriyor. De bunlar ayrı oluyorlar. Yani bu mahallevi bir şey. Muhallebi gibi oldu. Mahallevi. Yani bir mantığı da olmayan bir ayrışma var. Galiba bunun kaynağında da yani ben buraya sığınayım. Burası benim olsun. Öbürünün olursunuz. Şimdi kendi ülkesinde birlik sağlayamamış insan tutup da dünyanın sorunlarına bir şey söylemesi değil korona, Ebola yayılsa zor abi. Yani bizim buradan zor çıkar böyle bir şey. Ama ayılır ayıldır. Bu arada ayıldır. Kültürel olarak da o kadar da sentez ülkesi olduğumuzu düşünürüm ki. Yani dünyada dünyayla alakalı ikiye ayrışmayı tanımlayacaksak eğer biri doğu kültürü, biri batı kültürü diye bu ikisinin sentezli olup birbirlerine doğru iletişim kurabilmesinin kanalı da bana hep Türkiye'ymiş gibi gelir. İkisini anlama için de. Abi buradan söylemeye cesaret eden herkesin ağzından orijinal bir şey çıkar. Buradan, çok güzel laf bu arada. Abi buradan söylemeye cesaret eden herkesin ağzından mecburen orijinal bir şey çıkar. Evet, evet, bak, yaratıcılıkla bunu cebe almak gerekiyor bak, gerçekten. Yaratıcılıkla ilgili bilirsin bir laf var. Mesela Tolstoy gibi yazmak istersin. Tolstoy'u taklit etsen bile birebir aynısını yazamayacağın için orijinal bir şey yapmak zorunda kalırsın. Çünkü yani Tolstoy Tolstoy'dur, taklit mecbur çarpıtmayı içerir ve bütün sanat eserleri zaten taklitle çıkar ortaya. Bir şeyi taklit ederek gelişirsin. Şimdi burada abi zaten bizim zihinsel vasatı oluşturan şey binlerce yıllık bir çorba burası yani. Ne kadar nasibin olursa olsun fark etmez. Eskilerin bir tabiri vardı, anasının sütünden babasının sülbünden gelen kültür diye. Oturduğun yerde sana nüfuz eden bir şey var. Evet, ama evet. bizim insanımız bunun farkında değil. Yani tekrar ediyorum, konuşma cesareti bulan muhakkak orijinal bir şey söyler. Önemli olan cesaret. Bizden alınmış olan o cesaret. Yani korona bunu geri verir mi bilmem. O felaketler bunu bir şekilde ittirir mi bilmem ama felaket olmadan yapsak iyi olur gibi geliyor bana. Hadi şöyle tamamlamış olayım mevzuyu. Artık gerçekten dünyanın tümünü ilgilendiren ölçekte büyük sorunlar var. Korona biraz bize bunu gösteriyor. Ve azıcık cesaretimiz olursa bu sorunlara çözüm üretebilecek bir yardıma da ihtiyaç var. Biraz bu konuya böyle bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Taşın altına elini sokarak düşünmek, yani korkup eve kapanmak, lan maskeler de 50 lira olmuş falanın dışında bir kafayla bu konuya bakmak gerekiyor. En önemlisi, çünkü korona... en önemlisi kelle paça bizden bütün dünyaya en orijinal kelle paça. Yapacak bir şey yok.